Hepinize selam millet, ben Arda ve yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Boston'dan selamlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Bugün sizlerle birlikte Harvard'da falan dolaşacağız. Ama çok güzel bir şey yaşandı dün. Dün video falan çektim. Aşağıdan tren geçiyor bu arada, şuradaki boşluğun altından ses geliyor mu size bilmiyorum ama bayağı deli gibi ses çıkıyor. Evet, dün akşam Christmas'ta dedim bari her sokaklar bomboş, bütün restoranlar kapalı, bir tane restoran açık buldum. NBA maçı veriyordu. Çinli restoranı, çok garip bir restoran. Hatta videosunu bulabilirsem şu anda buraya koyuyorum. O videodaki gibi böyle o ortaya atıyorsunuz makarnanızı, tavuğunuzu, orada pişiriyor falan, bayağı güzel bir, yani değişikti benim için, yeni bir şey öğrendim. Masanın yan masada da böyle bir tane yaşlı bir adam vardı, böyle 45-50 yaşlarında, 50 yaşlarında falan. Ondan sonra adam da tek başına yemek yiyordu. Ondan sonra adam dedi yemeğini bitir, karşıma adamla sohbet ediyoruz tabii yemek yerken, o da yanımda oturuyor böyle. Ondan sonra adam dedi yemeğini bitir, karşıma geç dedi. Ondan sonra adamla geçtim, konuşuyoruz falan, böyle bayağı güzel sohbet dönüyor. İşte öyle ne yapıyorsun diyor, ben dedim işte seni planlarım var, şuraya gideceğim, buraya gideceğim. Ondan sonra işte buraya geldim, öyle Cambridge'e dolaşıyorum falan. Adam da anlatıyor, diyor ben Texas'tan geldim. İşte burada ailem burada değil, o yüzden böyle tek başıma yemek yiyorum falan filan. İşte dolayısıyla buraya geldim. Ben de adamı normal bir iş adamı falan zannediyorum Cambridge tarafında, ama düşünemiyorum. Yani şimdi biz, yani benim olduğum nokta MIT solumda, Harvard sağımda, iş yerleriyle alakası yok. Sonra ya kalkarken böyle konuşmamın sonunda adam dedi ki bana yarından sonraki gün dersim var, hazır olmam lazım. Ben de dedim ne dersin, ne yapıyorsun, ne diyorsun? Dedi ki işte ondan sonra denk etti bana. Ondan sonra adam bana dedi ki ben Harvard'da profesörüm dedi. Ondan sonra ben böyle kaldım falan filan. Ya Harvard'ın profesörüyle karşılıklı oturup böyle 2 saat falan sohbet ettik adamla dün gece. Bayağı güzeldi yani. Bana dedi Harvard'a geleceksen yardımcı olayım falan. Eyvallah kral dedim. Benim Amerika'da eğitimle ilgili işim olmaz dedim. Öyle demedim de tabii ki. Evet, böyle güzel bir anım oldu. Bunu da size anlatmak istedim. Bayağı iyiydi ya yani. Harvard'ın profesörüyle de oturup adam hatta şey dedi, ben dedim Airbnb'deyim bir sokak arkada falan. Ondan sonra dedi istiyorsan seni bırakayım, he dedim bir sokak yürürüm falan. Vay be ulan, Harvard'ın profesörüyle de yemek yedik. Yani her neyse, bugünkü konumuza geliyoruz. Tam da bu konunun üzerine şimdi sizlerle birlikte Harvard'a gidiyoruz. Bu arada Instagram'dan hala beni takip etmiyorsanız sol alttaki Instagram adresimden beni takip etmeyi unutmayın. Anlık story ve yani ayrı olarak Kanada Vlog hesabına ayrıca içerik üretiyorum. Oradan kesinlikle takip etmeyi unutmayın. Ve bir like patlaması gelirse çok güzel olur. Bugün güzel bir gün olacak gibi. Bakalım, Harvard'a doğru yola çıktık. Bakalım neler bizi bekliyor. Harvard Square'e gideceğiz en başta. Oradan da Harvard'ın normal binalarına falan bakacağız. Binaların içine falan girmeye çalışacağız. Bakacağız. İnşallah open house vardır ama open house olduğunu zannetmiyorum. Christmas'ın ertesi günü. Open house var mı internetten bakmadım ama ben yine tek başıma kendim dolaşmayı daha çok seviyorum. Bir de bu arada şu anda dümdüz yürüyorum. Hemen hemen Airbnb'mden çıktım. Bir kahvaltı ettim Chipotle'de. Sonunda yiyebildim. Gerçekten sonunda yiyebildim. Çok mutluyum Chipotle'ye. 3 gündür gidiyorum kapalı, gidiyorum kapalı. Gayet güzeldi bu arada Chipotle, güzelmiş. Tam bir Meksika yemeği. Bu arada Harvard'ın kampüsüne yaklaşmaya başladığımızdan beri çevrede bisiklete binenler, yürüyenler, koşanlar ve öğrenciler çok artmaya başladı. Ve arabaların kalitesi düştü. Genelde öğrenci arabaları görmeye başladım. Ama şunu söylemek istiyorum Harvard'la ilgili. Harvard'ı kazanmaktan daha zor bir şey var, Harvard'ı ödemek diyorum ve Harvard'a yaklaşınca tekrardan görüşürüz. Amerikan filmlerini izlediyseniz böyle üniversitelerin içinde, büyük üniversitelerin özellikle Harvard gibi böyle evler var. Böyle Adams House diyor mesela. Böyle kulüpler var. Böyle gruplar var daha doğrusu. Gruplara katılabiliyorsunuz. Mesela bu gruplara katılınca bu mesela bir grup da kurabiliyorsunuz. Üniversite size bir ev sağlıyor. İşte burada yani buraya mesela üye olmayan kimse giremiyor. Adams diye bir grupmuş mesela. Bunu gördüm. Bunu çekmek istedim. Evet, şu gördüğünüz kapıdan içeri giriş Harvard Üniversitesi burası. Ama biz buradan devam edeceğiz. Çünkü burası Harvard Square. Önce bir size kısaca Harvard Square'ı göstereyim. Ondan sonra Harvard Üniversitesi'ne gireriz. Çünkü bilmiyorum. Ya ilk bir Square zaten çok vaktimi alacağını düşünmüyorum ama bir Harvard Square'ı da 2 dakika görmek istiyorum. En azından ben kendim göreyim videoya çekmesem bile. Ondan sonra sağ taraf zaten olduğu gibi üniversite bizim için. Şu sol taraf bildiğimiz direkt üniversitenin surları gibi bir şey. İçeri girince bir sürü fakülteler falan içeride. Evet, gördüğünüz gibi bu arada Harvard Square'a gelmişim. Harvard Square yazısını görüyorsunuz. Sağ tarafta hala kampüs. Şöyle Harvard Square'a bir bakalım. Evet, şu anda Harvard Square. Burada da Harvard Square'daki ünlü Starbucks var. Buraya sonra geleceğim. Ama şöyle bir Harvard Square'a bakıp direkt Harvard Üniversitesi'nin içine girmek istiyorum. Çok fazla vakit kaybetmeden. Burası bildiğimiz gibi Harvard kampüsünün içine doğru gidiyor. Şimdi şuranın içine gireceğiz. Bayağı ilginç bir yere benziyor. Bakın Harvard tişörtleri falan bayağı ünlü. Böyle Harvard kıyafetleri falan. Bakalım içeri girelim. Bakalım ne varmış burada. Şöyle.
Ha, Harvard'ın eşyalarını satılıyor galiba. Ah, no problem. Oo, Harvard'ın. Harvard'la ilgili kitapların falan satıldı. Harvard Üniversitesi takvimi mesela. Bir sürü kitaplar, kütüphane gibi, DNR gibi bir yer. Evet, mesela Harvard Üniversitesi hoodie'leri falan burada satılıyor full. Aa, mesela oha, Champions. $60 mesela, Harvard Üniversitesi yazıyor üzerinde, hoodie. Mesela böyle bir sürü şey var, bakalım. Direkt mesela neymiş? Tee combo ve cap, yani şapka, $25. Ha, böyle bir tane paket yapmışlar $25. O çevredeki insanlar görüp aa, vlog mu çekiyor falan filan diyorlar. Çıldıracağım, böyle kısık sesle arkadaşını söylüyor mesela. Mesela aa, bunlara bayılıyordum. Küçükken ben hep bunları yapıyordum. Böyle legolar şeyler için, böyle mesela laundry falan. Bunları ben küçükken çok yapıyordum mesela. Özgürlük heykeli falan var. Small mesela. Eldivenleri var. Aa, Harvard. Aa, çorapmış bunlar. Güzel. Ne kadar? $13 Harvard Üniversitesi çorapları. Benim eski İlkokulumun, ortaokulumun adı Taş. Onunla bir alakası var mı sanmıyorum ama Taş Koleji'nde okumuştum ben de ilkokulu. Bu ortaokulu, pardon, artık ortaokulda oldu değil mi? Ha, Starbucks var. Burası Starbucks'mış. Şuradaki amblemlerden görüyorum. İnsanlar burada kitapları alıp okuyabiliyor. Bu North Amerika'da falan en sevdiğim yanı böyle kitapçılarda kitapları alıp kahve eşliğinde okuyabiliyorsunuz. Ödemeniz gerekmiyor para. Böyle insanlar gibi oturup okuyabiliyorsunuz. Buradan çıkalım. Burada bir şey yok gibi. Daha fazla. Tam çıkarken burayla karşılaştım. Böyle Harvard'ın şapkası. Mesela bu varmış. Ne kadarmış? $25. Mesela bu. Onun dışında Harvard ayıcı. Bebek önlüğü. Harvard ayıcı da güzelmiş. Böyle bardaklar var. Oo, bunlar güzel. Bardaklar. Ne kadarmış? $13 bardaklar. Burada o suluklar güzel. Şöyle sulukları varmış Harvard Üniversitesi'nin. Bunlar da $25. Bunlar mesela güzel. Kalitesi güzel. Kalemler, anahtarlık falan her şey var burada. Harvard Square'da daha fazla vakit geçirmek istemiyorum. Artık Harvard Üniversitesi'nin içine doğru yol alalım. Şurada bildiğiniz bütün o kırmızı binaların hepsi Harvard Üniversitesi. Harvard'ın içine girdim. Evet, öğrenci olarak değil ama film, yani video çekmeye girdik Harvard Üniversitesi'nin içine. E şimdi şu anda arkadaki görüntüleri falan görüyorsunuz. İçeride bir sürü öğrenci falan var ama burası öyle bir üniversite ki hangi ebeveynine sorarsanız, İlk çocuğu olan insanlara bile hangi üniversitede okumasını istersin deseniz büyük ihtimal %90-95'i Harvard der. Yani bütün dünya için söylüyorum. Sadece Amerika, Kanada için değil, yani Kuzey Amerika için değil. Bütün dünyada bu böyle. Gerçekten böyle bir üniversite burası. O yüzden bunu bilerek gezmek istiyorum. Zaten binalara falan bakınca hepsi çok eski. Her biri çok eski. Biraz tarihini de öğrenmek istiyorum. Şurada gruplar var. Orada galiba anlatıyorlar gibi duruyor ama bilmiyorum. Öğrenci falan yakalayabilirsem sohbet, röportaj falan yapmaya çalışacağım. En azından kamera açıkken ben soruyu sormayacağım da kamera açık değilken ben konuyu anlatacağım. O konuşsun kamerayı ben açınca. Bir yüz yıla belki bir 200 yıla damgasını vurmuş bir üniversitemiz. Hangi ebeveynine sorarsam oğlunun kızının nereye gitmesini istiyorsun? %90-95 burayı gösterecektir. Hadi şimdi son 5 yıldır falan belki MIT falan diyenler çıkar ama son 5 yılı falan sildin mi, son 100-200 yıldır herkes Harvard isteyecektir eminim yani. Böyle bir etrafta görün. Bir şey fark ettim. Harvard'ın içi böyle sanki turistik aktivite yeri gibi. Böyle gezen herkes turist. Yani öğrenciden çok turist var. Nasıl bir anlam taşıdığını üniversitenin bakın yani. Şöyle binalar falan. Bunların her biri bir şey. Yavaştan bakacağız hepsine tek tek. Nereden başlayalım? Şurada sağda bir grup vardı. Onlara mı takılsak? Burada John Harvard'ın heykeli var. Böyle herkes eliyle dokunuyor falan. Yani böyle bilmiyorum. Ayağına dokunuyorlar böyle elleriyle. Bu adamlar çok dokunmuyor ama şöyle yakınlaştırayım. Bu kurucusuymuş Harvard'ın. John Harvard, founder yazıyor altında, görüyorsunuz. Herkes böyle durmadan, sıra var burada fotoğraf çekilmek için. Güzel. Burada bir adam da anlatıyor. Biraz dinleyeyim, ben size anlatayım. Moore became president in 1672 and was rather unliked, as he often ordered the flogging of his students. When President Hoare passed away, Harvard found themselves in a little bit of a dilemma. They got together and said, we will... Burada insanlar var, fotoğraf falan çekiliyor bu heykelle. Az önce burada anlatan bir tane adam vardı bu heykel hakkında.
Şöyle şeyler anlattı. Yani dedi ki uzun süre böyle 7-24 bu heykel mesela şeysiz kalıyor dedi. Böyle korumasız kalıyor ve durmadan 7-24 insanlar ekliyor dedi. Şu sıranın tamamı o John Harvard'ın heykeline dokunabilmek için. Ve yani dedi ki yani 7-24 insan dokunuyor ona dedi. Burnuna, ayağına dedi. Hatta ayağındaki renkler gitmiş bayağı bir. Dedi ki yani eğer heykeli dokunacaksınız dedi, iyice elinizi yıkayın dokunduktan sonra dedi. Bayağı kirli dedi. Yani 70 yıldır mı ne korumaksız duruyormuş. Ondan önce koruması varmış. Ama o zaman da dokunuyormuş falan. Diyor ki yani 100 yıldır herkes dokunuyor dedi. Elinizi iyice yıkayın dedi. Ama onun dışında o dedi bizim gruba katılabilirsin istersen dedi. Ama şey dedi, ücretli grup dedi. Tur bittikten sonra ödeme yapman gerekiyor dedi. Ben de dedim yok, gerek yok falan. Bu arada polis var, security var. Security arabası Harvard Üniversitesi. Öyle. Şurayı geziyoruz. Direkt kampüsün orta noktasındayız şu anda. Her yere bir göz atacağım. Burası Hall A diyor. Şey galiba burası dom, yani şu öğrencilerin kaldığı rezidanslar. Şöyle içeride bir öğrencinin odası var. Çaktırmadan çekelim diyeceğim. Çünkü şeyden anladım. Şurada kıyafetler var. Kameraya çok belli olmuyor ama şöyle bir Harvard şeyi var, görüyorsunuz. Buradan anladım ki burası işte şey, hani öğrencilerin okulda kaldığı yerler. Kampüste kalanlar buralarda kalıyor. Gerçekten üniversitenin içinde gibi, gayet güzel. Bunlar da büyük ihtimal dom'dur. Yani öğrencilerin kaldığı yerler. Bilmiyorum, burası işte öğrencilerin kaldığı yerler. Eğer Harvard'a gelirseniz buralarda kalacaksınız. Burası da church. Burası da az önce gezdim. İçeride çekim yapmaya izin vermiyorlar. O yüzden çekim yapamadım. Burası Memorial Church diyorlar. Yani kilise. Yani hatıra kilisesi gibi bir şey. Her pazar hala çalışıyormuş. Sunday, yani pazar 11, sabah 11'de açılıyormuş. Diyeceksiniz kampüsün her yeri eski mi Harvard Üniversitesi'nin? Değil. Şu arkada gördüğünüz yapı şurada olan. Şurada gördüğünüz yapı yeni yapılmış kampüs için. Şurada gördüğünüz yapı. Onun dışında yani yeni yapılan yapılar da var. Ama olabildiğince gördüğüm kadarıyla tarihi korumaya çalışıyorlar. Olabildiğince tarihi yerleri yenileyip kullanılabilir hale getirmeye çalışıyorlar. Az önce yanımdan bir aile geçiyordu. Büyük ihtimal aksanlarından Amerikalı bir aile. İşte geziyorlardı. Kadın hamileydi, yanında da eşi vardı. Kadın eşine döndü, ne dedi biliyor musunuz? Gerçekten bu üniversitenin neden böyle olduğu, yani ne kadar değerli bir üniversite olduğunu o zaman anlıyorum. Anlıyorum yani. Bayağı duygusala bağladım ama şey dedi kadın eşine dönüp. İşte şey dedi. İngilizce dedi ki bir gün inşallah çocuğumuz burada olur dedi. Kadın hamileydi yani. Siz düşünün yani. Nasıl bir etkisi var. Şurada gördüğünüz yer Harvard'ın kütüphanesi. İçerisi kapalı, baktım. Kapanıyormuş. Kapalıymış. Giremedik. Böyle tadilatta olan birçok yeri var. Görüyorsunuz. Bayağı yenilemeye çalışıyorlar. Zaten orada konuştuğum birkaç insan da dedi ki üniversitenin her yerini işte olabildiğince eski yapıları yenilemeye çalışıyorlar. Repair yapmaya çalışıyorlar, yenilemeye çalışıyorlar dedi. Yani görüyorsunuz burada da bir şey oluyor. Burada da bir şey yeniliyorlar. Arkamda gördüğünüz kazı çalışmasının olduğu yer Harvard Üniversitesi'nin büyük kütüphanesinin olduğu yer. Burası yani tarihi kütüphanesinin olduğu yer. Burası şu anki kütüphane Mount Library. Burada Houghton Library. Houghton Library'ye giremiyoruz. Gördüğünüz gibi kazı çalışması var. Yani kazı çalışması, yenileme çalışması var. Az önce giremememin sebebi buymuş. Layman Library, pardon. Evet, kapıdan çevrildik. Şurada şeyler var, görüyorsunuz. Kart okutma yerleri var. Sadece öğrenciler girebiliyormuş. Dedim en azından şuradan çekim yapayım dedi. İçeriden çekim yapman yasak. Az önce üniversitenin şu gezdiğim öbür tarafından çıktım ve bu tarafa geçtim. Ve bunun gibi bir ton yer var yani Harvard Üniversitesi'nin içinde. Şunu söylemek istiyorum. Ya gerçekten koskoca bir üniversite. Daha biz bir şeyini gezmedik yani. Bu da Facility Club'mış. Facility kulübüymüş, kulübünün binasıymış daha doğrusu. Burada gördünüz. İçeriye girmeme izin vermezler büyük ihtimal kulüp binası olduğu için, ama şöyle olabildiğince yakından çekeyim. İçeride insanlar var bu arada. Her ne kadar şu anda Christmas break olsa da. Ne yazıyor? Harvard Facility Club. Bütün Harvard komünitesine servis yapıyorlarmış. Yani sadece bu kulüp üyelerine değil. E-mail adresleri, rezervasyon yapmanız gerekiyormuş online. Bu e-mail adresinden telefon numarasını arayıp da resepsiyondan şey yapabiliyor musunuz? Buraya bassam mesela biri çıkabilir ama Harvard komünitesine üye olmadığım için zaten bir anlamı yok. O şekilde yani kısacası. Rezervasyon yapmanız gerekiyormuş içeri girebilmek için. Şöyle Harvard Facility Club yazıyor.
Bu arada şey aklıma geldi. Dün oturup o Çinli restoranda yemek yediğim hoca, Harvard'da hoca olan Adam, adı da Adam'dı bu arada. Bana şey dedi. Abi ben aslında konuşurken dedim, adamın ben profesör olduğunu bilmiyordum. İşte dedim Harvard'da ben yarın gezmeye gideceğim falan dedi. Orada da bana söylemiş, şimdi düşünüyorum, adam bana demişti orada. Şey demişti, demişti ben yarın çalışmıyorum, çalışsam ben seni gezdirirdim. Kampüste olmayacağım demişti. Zaten oradan sonra biraz ben de denk etmişti adamla sohbet ederken, burada profesör oldu. Aslında adam buradayken olsa adamla gezerdik. Profesör Edim'le ya. Kral adamdı ya. Adam çok samimi adamdı ama burada hocaymış aynı zamanda Harvard'da. Bayağı samimi adamdı. Evet, şurada gördüğünüz bina, tam karşımda olan bina Burç Müzesi'ymiş. Biliyorsunuz Burç'un kim olduğunu, George Bush. George Bush, doğru okuyorumdur inşallah. Ya, Amerikan başkanlarıyla aram çok iyi değil ama George Bush Müzesi var burada. Yani şey diye geçiyor, George Risinger Museum diye geçiyor. Şöyle göstereyim. Arthur M. Shackler Museum'muş burası da. Sol taraf Burç Müzesi galiba. Bu tarafta Arthur'un Müzesi gibi, öyle bir şey anladım yani. Şurada iki tane farklı müze adı var. Bir girmeyi deneyeceğim. Bakalım. George Bush bildiğiniz gibi Amerikan başkanı ve Harvard Üniversitesi'nden mezun olan başkanlardan bildiğim kadarıyla. Kesinlikle müzeye girince bir ödeme yapmanıza gerek yok. Direkt girebiliyorsunuz. Böyle kapıyı açıp giriyorsunuz. Bir ödeme yapmanıza gerek yok. İçeriği çekeyim. Oo, burası güzel. Bayağı hoş bir yapı. Müzenin içinde insanlar böyle oturuyor. Böyle oturma yerleri de var. Kahve falan çağır. Şurada kahve servis yapıyorlar. Ücretli ama. Burası hediyelik eşya bölümü müzenin. Buranın bir diğer adı da Harvard Sanat Müzesi. George Bush Müzesi olarak da geçiyor ama. Burası müzenin kafe bölümü. Jenny's Cafe kafesiymiş şöyle. Bakın böyle ilginç yerler. Sanattan hiç anlamıyorum. Anlasam çok anlamlı fotoğraflar. Anlayanlarınız varsa bir anlam telif yemeyeceğim. Okay. Oh, what is that? Okay. Right. Kadın orada bir şey yap dedi. Evet, işte o kadın dedi, işte o sol tarafta adam, kadın bir sol dedi bir sağ dedi, beni de orada dönme dolap gibi çeviriyor. Oradaki yazıyı okudun mu falan filan dedi bana. Ben de yo dedi, o yazıyı bulmaya çalışıyorum. Kadın bir sağ diyor bir sol diyor. Sonra bir baktım orada şey yazıyor. No filming kapının girişinde. Ondan sonra yani film çekmek yasak diye yazıyor. Ondan sonra tam böyle ben o yazıyı bulmuşum, tam okuyorum böyle. Başka bir güvenlik geldi dedi, siz dışarı alabilir miyiz? Film çekerken yani video çekerken atılmadık da demeyiz işte. Siz gelip kendiniz gezin ama gerçekten bence gezilmesi gereken müzelerden gayet güzel şeyler var. Özellikle sanattan anlıyorsanız, inanılmaz bir şekilde rüzgar var ama sanattan anlıyorsanız bence gayet güzel bir müze. George Bush Müzesi veya Harvard Sanat Müzesi diye de geçiyor. Buraya gelip gezin. Zaten Harvard'ı geziyorsanız direkt içeri girip gezebiliyorsunuz. Kapıları açık, her zaman herkese açık. Ücretsiz müzelerden bir tanesi Harvard'ın içinde. Harvard Üniversitesi'nde daha kazanamadan atıldık ya. Gerçekten yani tam konu başlığına uygun. Kazanamadan atıldık abi. Ya sadece şaka bir yana, sadece müzeden atıldık yani. Her yere girebiliyoruz hala. Ya gene müzeye girerim kamerayı kapatıp da, bir anlamı olmaz. Ben gene zaten gezerim ya. Yarın falan da buradayım. Gene gelirim buraya. Şu anda gelecekleriniz varsa nerede olduğumu da söyleyeyim. Şu anda Cambridge Street'miş buranın adı. Şöyle giden sokağın adı. Şu sokağın adı da Quincy Street'miş. Şu binanın da görüntüsü bayağı iyi ya. Dur bakacağım, üniversiteye bağlı mı bu bina? Evet, bu arkamda gördüğüm, az önce söyleyeyim bakacağım dediğim bina, hatıra binasıymış, öyle yazıyor. Şimdi içeri gireceğiz. İnşallah burada da atılmam ya. Her yerde film yani video çektiğim için atıp duruyorlar ama buraya da bakacağım. Bakalım izin verecekler mi burada? İçeriği çekebilecek miyiz? Ya da inşallah güzel şeyler vardır içeride. Burada kaç kapıyla açılıyor burası? 1
Çok yakın başka bir kapı daha var. İki. Ha, burası kilise. Kiliseymiş burası. Ben böyle bir... Aa, dışarıdan görüntüsü aslında biraz andırıyordu. Evet, burada insanlar satıyor, satış yapıyorlar. Aa, su mu var? Ben susadım biraz. Su mu alsam? KitKat falan var. Burası hatıra yeri yazıyordu. Burası iyice market alanına dönmüş yani. Kahve falan da satıyorlar. Aa, içeriye giriyormuşsun. Beklerken vaktim varmış. Excuse me. What's going on over here? There's a Rebels production. It's a Christmas Rebels concert. Oh, okay. There's a concert over there, right? We should pay it, right? And there's a box office over here, and these are Will Call tickets. Oh, okay. So, do you have tickets for the show? Would you like to get them? I don't know. I don't have tickets. I'm just looking around, you know? Yeah. Well, you're welcome to look around the... Yeah. Thank you very much. Yeah, absolutely. Thank you. Yeah. Thank you. Evet, gördüğünüz gibi içerideki bir görevliyle de konuştum. Christmas için bir tane konser varmış içeride. Ticket'ın var mı falan dedi. Ben dedi yok dedim. Ondan sonra dedim işte ben sadece etrafa bakıyorum. İşte Harvard Üniversitesi'ni geziyorum falan dedim. Ondan sonra bayağı sorularımı cevapladı yani. Öyle konser varmış içeride. Arkamda gördüğünüz bina Harvard Science Center. Yani Harvard bilim binası. İşte burada bilimle ilgili şeyler var ama baktım öğrenci kartıyla giriş yapılıyor. O yüzden giremiyorum ama. Öyle de bir geçeyim. Bir bilim bölümü burası. Yeah, it's like, how are you feeling about like being a student in Harvard? It's great. Yeah, is it? It's like, no, which course you taken in the Harvard? I went to GSD studying architecture. I'm in my last year right now. Yeah. You're like senior over here? Yeah, grad student. Oh, okay. You're a grad student. Where are you from, by the way? From Germany. Oh, you're from Germany? Yeah. Oh, Oh, and Korea and Germany. Okay, we get there. Good, yeah. Good? Okay, thank you very much for being into my interview. Say hi to Turkey. Hi, Turkey. Evet, öyle bir öğrenciyi yakaladım. Videoda çekeyim dedim. Kendisi architecture okuyormuş. Son sınıf öğrencisiymiş. Aslında Koreliymiş ama Almanya'dan gelmiş buraya. Son sınıf öğrencisiymiş. İşte... Böyle bir şeyler, dramatik bir şeyler anlatmasını bekliyorum. Çocuk dedi ki, yani nasıl hissediyorsun Harvard'da öğrenci olmak hakkında? Great, direkt great dedi yani, güzel dedi. İyi, güzel, başka birkaç kişiyi daha yakalarsam yapacağım. Öyle yürürken böyle baktım, öğrenciye benziyor. Dedim, öğrenci misin burada? Öyle röportaj yaptık, böyle birkaç kişi daha yakalarsam yapacağım. What's your YouTube channel? My YouTube channel is Arda Altınay. You already graduated from over here, right? So I graduated from Cornell. Oh, okay. Yeah, sorry. Are you videotaping already? Oh, yeah, I'm videotaping. Sure. So what is your question again? It's like, how are you feeling about like working inside of the Harvard University campus, you know? It's like, I mean, first few days, like you feel like really like, okay, you are at Harvard. Yeah. But after that, like it just feels like another place like that you are working. Really? Okay. I think like the nice thing is that... I think like there's a lot of talented people in here. All talented people over here, yeah. So it's like you meet people like that you see in TV sometimes. Oh really? Oh, that should be cool, yeah. That is, I just feel like it's the standard is very high, so you have to work hard. Yeah, that's right. But I think another like, but that a good part here is that you also make like really good friends. Like, oh, really good you friends. You are also doing well, so it's just a good networking opportunity for you. Oh, okay. And and the second question is like, what are you doing into campus? Like, what's your job? What's your work? Yeah. So what I do is I'm a postdoctoral fellow. So what that means is that you do like 2 or 3 additional year of training, like after you finish your PhD. Oh, okay. So like a master, right? It's almost like after you do undergrad, like you have a master. Oh, like undergrad. Okay, yeah, I got it. So here it's after you do your PhD, like you get like 2 or 3 additional year of training. Oh, that okay. Working on. Mm-hmm. So, so what I do is I work in an area called mobile health. Oh, mobile health. So okay. What it does is that it tries to give people interventions on their phone. Oh. Just to improve their mood and other things. Oh, like is that. It like application? You push the button and like every services will be there in second. Is it like that type of application? Almost like a healthcare kind of service. But oh, okay. You have to go to your doctor all the time. Oh, you have to go to doctor. So it's like any moment, like you can get a treatment. Oh, okay. And the idea there is that like because
the clinicians are so unavailable, right? Uh-huh. But like if you, your mobile phone is always with you, so you can get treatment in the moment and then do that to improve your health and stuff. So that's the area that I work on. Okay. But I mean, it's like, you know, it's special to be inside of the Harvard, right? Special to be inside of the Harvard, and like, I mean, you just feel it, like, okay, this is like one of the best. Like in terms of education wise, but I mean, like, you know, like everything has a novelty as well. Yeah, that's right. Like, I think the best part of Harvard is that like working on really interesting problems. Harvard basically inspire like really smaller problems to the big problems that can change the world. Like, oh yeah, that's right. And also like networking. Basically. Network, yeah. Those networking. Are the two big things. Like, mm-hmm. In terms of fun, I mean, there's a lot to do in Boston. So yeah, that's right. Boston is a beautiful city. Yeah, that's right. And also like people are like you, like some of them are like students or like. Really doing things that are like, yeah, everybody is doing something over here, right? Something over here, and it's very similar to you. So there could be like other places. Like, I mean, New York City is great, but like it's very diverse. But, like, that's right. Yeah, it's just a different kind of like feeling. Like, what you yeah. Doing. Okay. Thank you very much. Thank you very much. Like, to being into my YouTube channel. My YouTube channel is Arda Altina. It's like my name and surname. So are you visiting here? I'm just visiting. And like. So. And Harvard is like one of the places where you're doing? Yeah, it's like Arda what? Arda Altinay. A L T I N A Y. N A Y. Say hi to Turkey. Hi to Turkey. Actually, my name is Mashfiki, which is like a Turkish name. Is it? Like, say it again. Mashfik. Yeah, someone like from Turkey said that. I never knew the meaning of my name. Yeah. Oh, like there's a student over here from Turkey? So actually that was from Cornell. Oh, from this Cornell. Is you, right? Yeah, this is my YouTube channel. Oh, like quite. Yeah, I'm going to upload over here. I'll just subscribe to you. Okay, thank you very much. Thank you very much. Yeah. Good luck. Take care. Bir başka röportajımızın daha sonuna geldik. Abi mükemmelim. Herkes röportaj yapıyorum. Yalnız iyice gazeteci şeyine bağladım. Evet, her neyse, güzeldi. Kendisi Cornell Üniversitesi'nden mezun olmuş, sonra Harvard'a gelmiş. Yaptığı şey master, yani Türkiye'deki adıyla master tarzı bir şey yapıyor şu anda Harvard Üniversitesi'nde. Dediklerini duydunuz, buradaki insanların özelliği en güzel yanı dedi. Beni en çok o bölüm böyle etkiledi diyebilirim. Buradaki insanların hepsi, herkes bir şeyle uğraşıyor, herkes senin tarzında şeylerle uğraşıyor. O yüzden birbirlerine yani acayip bir network oluşturmuşlar. Network'ten de bahsetti orada. Bağlantı yani. Gerçekten mükemmel ya. Ve gerçekten Harvard, MIT tarzı üniversiteleri özel kılan şey bu bence. Ya böyle herkes bir şeyle uğraşıyor. Üniversitede boş biri yok, anladın mı? Anladınız mı yani? Bilmiyorum. Bana öyle geldi. Çocuğun dediklerinden bunu anladım. Kendisi Harvard'daymış. Bu şekilde. Hatta Cornell Üniversitesi'nde Türk arkadaşları da varmış. Evet, bu arada Harvard Square'deyim. Güzel, şimdi şuradaki Starbucks'a gidip otururum inşallah. Yer vardır oturacak. Gerçekten bacaklarım bayağı kırılıyor yani. Sizin videoyu izlemeniz belki en fazla 30-35 dakika sürüyor. Ama benim bu videoyu çekmem, sadece çekmem. Tamam, 3,5 saattir kampüsün içindeyim. Sizler ne kadar küçük kesitlerini görseniz de 3,5-4 saattir kampüsün içindeyim. Onun dışında bir de bunun editlemesi bu videonun en az 4 saat, 3-4 saat sürer. Bu arada bu Starbucks'a geldim. Bu Starbucks'ı bana Celil abi söylemişti. Celil abi videoyu izliyorsan sana da selam olsun. Git dedi, git demişti bana. Cambridge'deki Harvard Square'deki Starbucks'ın ikinci katına çık otur demişti. İkinci katı da göstereyim. Şöyle ikinci kat, şöyle tepede. Gidip oturacağız. Bakalım, güzel bir Starbucks'a benziyor. İçeriği de çekeyim. Şöyle üst kata bakalım. Üst katı da böyleymiş. Gayet güzel, manzarası falan çok güzel de yer yok. Aa, üst katta da kahve alacak bölüm var ama burada yer olsa keşke ya. Evet millet, şimdi Harvard Üniversitesi'nin içine doğru geri dönüyorum. Şimdi de videomuzun aslında burada sonuna geldik ama IGTV, Kanada Vlog hesabım için bir IGTV videosu çekeceğim. Story falan da atacağım oraya. O yüzden Harvard Üniversitesi'nin şöyle içine doğru gireceğim. Orada bir IGTV videosu da çekerim.
Her şeyden hızlıca haberdar olmak istiyorsanız Kanada Vlog ve Arda LTN'ye kişisel hesaplarımdan beni takip etmeyi unutmayın. Sol alttaki açıklamada da linkleri var. Videoya bir güzel bir like patlaması atmayı unutmayın. Sizleri çok 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 seviyorum. Abone değilseniz ve bildirimleri de açmayı unutmayın. Abone olun ve bildirimleri açın. Kendinize çok çok iyi bakın. Boston'da maceramız devam ediyor. Sonra tekrardan Kanada'dayız.